Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle zahmetsiz ve oldukça pratik bir yöntemle boşnak mantısı yapacağız. Ama tat, lezzet, görünüm her şeyiyle birebir orijinalin aynısı olacaktır. Hiç bütün masaları böyle açıp zar gibi incecik hamur açmanıza gerek kalmadan Harika bir boşluk mantısı yapmış olacağız. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Bir kabımızın içine 3 su bardağı unumuzu alıyoruz. Üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ilavesi yaptık. Bir miktar kaşıkla karıştırdıktan sonra aldığı kadar su ilavesi yapıyoruz. Burada su miktarını söylemeyeceğim arkadaşlar. Undan ona göre değişiyor. O yüzden aldığı kadar su, su diyorum. Siz böyle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde tıpkı benim gibi su ekleyerek lütfen. E, su miktarını dikkat edin. E, sert bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Yani çok yumuşak bir hamur elde etmeyeceğiz. Mantı hamurları biliyorsunuz bir tık daha sert oluyor. Daha sonra açma esnasında zaten bol yağlı açacağız. Bu nedenle e, böyle kılak memesinden bir tık daha sert bir hamur elde ettikten sonra artık su vermeyi kesiyoruz ve e, kaşıkla yoğurmayı bırakıp artık elimle yoğurma işlemine geçiyorum pürüzsüz bir kıvama gelene kadar elimle güzelce yoğuruyorum hamuru. Böyle güzel pürüzsüz bir hale geldikten sonra kapağını kapatıp bir 20 dakika kadar dinlendirelim. Hamurumuz bir 20 dakika kadar dinlendi. Şimdi hamuru bir kenara alalım. Şöyle 32 santimlik bir tepsimizin içine böyle göz kararı bir miktar yağ ilavesi yaptık. Yağ elimizle tepsinin tabanına güzelce sürüyoruz. Bu tarifin en önemli püf noktası kesinlikle yağ arkadaşlar. Mutlaka bolca yağ kullanmamız gerekiyor. Ee, elimle 3 bezeye ayırıyorum hamuru. İlk bezeyi böyle yağladığım tepsime aktardım. Elimle açtım bir miktar dinlenince daha rahat açılıyor. O yüzden en az bir 20 dakika dinlendirmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Daha sonra üzerine bir miktar daha yağ ilavesi yaptım ve tekrar açıyorum bu şekilde. İkinci bezemi koparıyorum. Bunu da tekrar aynı işlemle üzerine bu şekilde aktarıyorum. Onu da üzerine koyarak tekrar açma işlemini gerçekleştiriyorum. Tekrar bir miktar yağ veriyorum. Hem bu aşamada hem sonra açma aşamasında bol bol elimizi ve hamurun üzerine yağlayacağız. Yani bunun lezzetli olmasının en önemli püf noktası kesinlikle bolca yağ kullanmamız. Şimdi üçüncü hamuru da bu şekilde yine bir miktar açtıktan sonra yağla birlikte böyle bir miktar açtığım hamurlarımı yine bir 15-20 dakika kadar dinlendireceğim bir kenarda. Bu yağ onları gevşemesini ve daha kolay bir şekilde açmamızı sağlayacak. O esnada iç harcımızı hazırlayalım. İç harcım için 2 adet orta boy soğan ve 150 gram kadar kıyma kullandım. Fakat ben de bunu bu tarifi bir arkadaşımdan almıştım. Daha sonra İç harcı az, az geldi. Ee, çok az kullanmadığımız için bol kullandığımız için iç harcı az geldi. Bu nedenle e, size vereceğim ölçü daha sonra ben ekledim. O yüzden size vereceğim ölçü 4 adet orta boy soğan ve e, 250-300 gram kadar da kıyma. O yüzden e, bunu hem malzemelere yazacağım aşağıda açıklamaya hem de şimdi söylemek istedim sizlere. E, birer tatlı kaşığı da tuz ve karabiber ilavesi yaptık. Daha sonra elimizde güzelce e, soğan, e, kıyma, tuz, karabiberi yoğuruyoruz. Bu arada soğanları robottan geçirdim ve suyunu sıkarak kullandım ki o acı tadı gelmesin iç harcından. O yüzden mutlaka sizler de soğanı robottan geçirdikten sonra suyunu sıkıp kullanın arkadaşlar. Şimdi masamın üzerine bolca yağladım gördüğünüz gibi. Sonra Şöyle bir adet hamurumu aldım ve elimle güzelce açıyorum. Açtığım esnada yanda böyle bir kasemin içine sıvı yağ almıştım. Bol bol elimi yağlayıp e, açma işlemine devam ediyorum. Burada e, yağ çok önemli dediğim gibi. O yüzden mutlaka bu aşamada elimi devamlı olarak yağlıyorum. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar böyle bütün masayı zar gibi incecik bir şekilde olacak şekilde açmayacağım. Bütün masada hamuru Böyle bir miktar şu köşesini incecik açtım. Bir köşesini ince açtıktan sonra böyle yeteri kadar incelttikten sonra o köşesine iç harcımı ilave edeceğim. Şöyle o köşeyi gördüğünüz gibi incecik açtım. Şimdi iç harcımı böyle gördüğünüz gibi şerit gibi o köşeye ilave ediyorum. Şu an kameraya doğru olan kısmını gördüğünüz gibi henüz açmadım. Sadece bir miktarını açtım. Hem alan için uğraşmamış olacaksınız. Her yer yağ içinde kalmayacak. Hem de yırtılma olasılığı daha düşük olacak. Böyle ince açtığım kısmı katladım. Şöyle yaklaşık bir 2 e, santim kadar katlıyorum sadece. Öyle söyleyeyim sizlere. Katlarken de böyle elimle bir miktar genişletip tekrar açabiliyorum incelsin diye gördüğünüz gibi böyle katladım. Bir miktarda çektim. Şöyle bir 2 santim kadar katladıktan sonra kesiyorum arkadaşlar. Yani incecik açıp boylu boyunca saracağıma böyle bir miktar açtım ince. Daha sonra sardım. Şimdi 3 parmak kadar e, kesiyorum. Ve bildiğimiz boşnak mantısı veya boşnak böreği dediğimiz o şekle getiriyorum bu şekilde dolayarak ve tepsime aktarıyorum. Gördüğünüz gibi bu oldukça pratik bir yöntem. Yani hem hamurun yırtılması hem bütün alanın e, hamurla dolması, yağ olması e, hem alanınız yoktur belki bunu yapacak bir masanız o kadar büyüklükte yoktur. Bu nedenle hiç böyle incecik açma ile uğraşmadan bir miktarını açtım. O miktarını kesip yaptıktan sonra Geri kalanı da yine aynı şekilde açmaya devam edeceğim ve 3 aşamada her bir hamuru 3 aşamada e, böyle sarmış olacağım. Bu nedenle hiç e, risk olmadan gayet güzel bir şekilde yırtılmadan yapmış olacağız. Böyle gördüğünüz gibi diziyoruz tepsiye. Şimdi bu kalan kısmını da yine elimle açmaya devam ediyorum. Bunu da iki ayrı aşamada yapacağım. Yani her birini 3 aşamada yapmış olacağım. Şimdi bana doğru olan kısmını böyle elimle yine incelttim güzelce. Daha sonra tekrar iç harcından ilave ediyorum. Son kalan kısmı için de aynı şeyi yapacağım ve diğer yine iki bezem için de açıp aynı işlemi tekrarlamış olacağım. Şimdi size gösterdiğim işlemle bütün boş mantılarımı yaptım. Gördüğünüz gibi 32 santimlik bir tepsimiz doldu. Şimdi 200 derecede kontrollü bir şekilde altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar kontrollü bir şekilde pişirdim. Altı üstü güzel bir şekilde kızardı. Gayet güzel bir şekilde pişti. Şimdi sunum tabağıma alacağım ve sizlere doku testimi de yapmak istiyorum. Üzerine bu şekilde sarımsaklı yoğurt ve pul biber, nane ve yağla yaktığım bu güzel yağ karışımından da döktüm. Harika bir mantı elde etmiş oldum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Harika görünüyor. Lezzete de bir o kadar güzel. Mutlaka benim yöntemimle denemenizi tavsiye ederim. Hem çok kolay hem çok lezzetli bir tarif oluyor. Umarım denersiniz. Deneyenler de yoruma yazar. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize şimdiden afiyet olsun.